Şimdi bir yandan da işte günlerdir kara harekâtı hazırlığı olur mu vesaire derken Lübnan'ın güneyi burası askerlerin ilerleyişi siz diyorsunuz ki zaten Amerika'da da öyle diye bir girip çıkacak gibi bir açıklama yaptı. Çok kısıtlı bir operasyon gerçekleştirecek. O zaman bu da sadece bir mesaj niteliğinde bir kara operasyonu Hayır, mu? Bu işte biraz farklılık var. Ha, şimdi. Bir, şimdi nedir o? İran işine anlattık. Onu tamam. bir kenara koyun. koyduk. Şimdi burada bu bu arada ilk giriş değil. Onu da söyleyelim. Resmi üçüncü diyelim hani Lübnan-İsrail savaşı, yani üçüncü kez bu kapsamda olduğunu varsayalım. Tamam. Ama aralarda çok ciddi İsrail özel harekat mı diyelim, komandoları mı diyelim ne diyeceklerse bunların giriş çıkışları oluyordu oraya. Hizbullah dün roket atmadı ilk defa hayatında. O üç savaşı da yani bunu da üç alarak söylüyorum. Bunun dışında bir sürü arada girişçikler yapıldı. Hı. Onların bir sürü roket atmaları oldu. Şimdi buradaki mesele şu ben şuna bakarım girersiniz. Ama İsrail ordusunun hani ilerledim 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 ve Lübnan'ı güney kesimini işte herkes diyor ya, işte kutsal vaat edilmiş topraklar Tabii. falan. Orayı işgal ettim deme gücü, hakkı vesairesi var mı? Hakkı geç zaten hak, hukuk diye bir şey yok. Onu anladık onu konuşmaya da gerek yok. Boşuna o zaman kaybediyoruz. Hukuk falan onu da geçtik. Burada bakmamız gereken nokta böyle bir güç var mı? İnsan gücü olarak Orayı kontrol altında tutması mevzubahis değil İsrail. Yok olamaz. Ancak eğer Avrupa ve Amerika destekli ya da içerideki bazı fraksiyonlar destekli. O da olabilir. Tabii. Böyle bir şey olursa güney kısmında sadece kendi sınırlarının önünde bir buffer, tampon sağlayabilmek için kalıcı olabilir. Yani ben bu ihtimali tamamen göz ardı etmiyorum. Ama bana deseniz ki şu anki tabloda ne görüyorsun? Gir çık yapıp oradaki bazı hedefleri... İşte onların tabiriyle evet. ortadan kaldırıp çıkacaklar. Ama biraz önce dediğim baktı ki iş itirazsız, sıkıntısız, tepkisiz bir şekilde oluyor. Ee, bir buffer zone kendine çizebilir. Yani bu bulmuşum arada aklını çiziyorum. Başka bir ülkeye giriyorsun, işgal ediyorsun. Bu arada bu bahsettiğim şeyler bu ha. Evet. Yani onu bir adını koyalım O zaman de... daha da